Efendim milletvekilleriyle ilgili bir fazla maaş konusu var biliyorsunuz. Hiç vatandaşın başına böyle şeyler gelmiyor diye aktarmıştım ya bu haberi. 14 Mayıs'ta seçilemeyenlerin 1,5 aylık fazladan maaş aldıkları ortaya çıkmıştı. 314 eski milletvekillerinden biri hak etmedim diyerek maaşını iade etti. Biri. Altını çiziyorum. İyi Partili Ahmet Kamil Erozan meclise 150 bin liralık maaş iadesi yaptı. Ya aday olmadılar ya da aday gösterilmediler. 314 milletvekilinin görevi bu seçimde sona erdi. Bu yüzden mecliste 15-31 Mayıs ve 1-30 Haziran dönemini kapsayan 1,5 ay çalışmayacaklar. Ancak milletvekili maaşları 3 aylık peşin yatırıldığı için 222 bin lira hesaplarına yattı. Onlara fazladan 111 biner lira maaş ödendi. Toplam ödeme 35 milyon lirayı buldu. Onlardan biriydi İyi Parti Bursa Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan. Sosyal medya hesabından 3 aylık olarak aldığım maaşımın hakkımı olmayan 2 aylık bölümünü devlete iade ettim. Unutup gereğini bu yönde yapamamış olanlar siyaset güzergahımın sonunda da değilim paylaşımını yaptı. Büyük ihtimalle bu 27. dönemdeki bu kürsüden yaptığım son konuşma olması muhtemel olduğundan. Sözcüden Erdoğan Süzer'in haberine göre Erozan maaşının hak etmedim dediği 150.470 lira 80 kuruşluk kısmını iade etti. Milletvekilliği sona ereceği kesinleşince meclis yönetimini arayıp ne kadar iade etmesi gerektiğini sordu. Meclis yönetimi önce yazılı başvuru istedi, sonra da miktar açıklandı. Erozan parayı böyle iade etti. Erozan'ın ifadelerine göre meclis yönetimi fazla maaş alan isimlere bir uyarı göndermedi. O maaşların iade edilmesi kimseden istenmedi. 7 Haziran 2015'teki seçim tekrarlanınca o dönem MHP'den milletvekili seçilen Durmuş Yılmaz hak etmediği gerekçesiyle maaşını iade etmişti. İddiaya göre birçok eski vekil seçimlerde harcadık diyerek maaşı iade etmeyeceğini söyledi.